yaşanan sürecin hem açılması hem de aynı zamanda yeniden ihale edilmesi noktasındaki ciddi anlamdaki gayretlerinden ve desteklerinden dolayı milletvekilimiz Sayın Bakanımız Mahmut Özer'e yürekten teşekkür ediyorum. Ünyem adına, şehrim adına ve şahsım adına. Tabii Sayın Bakanımız geldiğinde bundan haberi yoktu. Bunu bir anlatan vardı. Bizler çabalarken Sayın Valimiz önümüze düştü. Ünye'nin bu kronik meselesinin en önemli işlerden bir tanesi ve çözülmesi gereken en acil işlerden bir tanesi olduğunu Sayın Bakanımıza kendileri arz ettiler ve neticesinde bugün Allah'a şükürler olsun yüklenici firması da böyle gayet beyefendi, yakışıklı ve bıraktığımızda da bu işi ne kadar sürede çözeriz dedik. En çok 12 ay içerisinde Ünye'yi kültür merkeziyle buluştururuz diyerek bizi müjdelediler. Ben başta Sayın Bakanımız Mahmut Özer Bey'e, milletvekilimize ve aynı zamanda Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Mutluluğumuzu da sizinle paylaşmaktan da ayrıca onur duyduğumu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz şehrimize kıymetli Milliyetin Bakanımız geldi. Sayın Bakanımızla görüşmelerimizde şehrimizin önü tıkanan işleri vardı. Bunlardan bir tanesi de Ünye'deki kültür merkezimizdi. Allah razı olsun, hemen girişimlerde bulundu ve kültür merkeziyle ilgili tıkanıklığı giderildi. Parası çıkarıldı. Biz de hemen işe başladık. Formaliteler arkadan geldi. Yüklenici firma kardeşimiz de çok değerli. İnşallah burayı bir an önce bitirip Ünye'mize, ordumuza, memleketimize kazandıracağız. Tabii Milli Eğitim Bakanımızın şehrimize gelmesiyle hakikaten birçok işte başta eğitim olmak üzere şehrimiz kazandı. Serbest bölge yine üniversitemizde mühendislik fakültesi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Yaklaşık 3 yıl önce göreve başladığımızda deprem riski olan 66 okulumuz vardı. Bunun tamamını yıkmıştık. Devlet vatandaş işbirliğiyle 61 okula ulaşmıştık. Yine şehrimize Milli Eğitim Bakanımızın gelmesiyle kısa sürede 88 okul 1111 dersle ulaştık. Bunun yanında öğretmen evleri, pansiyonlar, spor salonları, 542 kapalı köy okulunun köy yaşam merkezine çevrilmesi, özel eğitim çocukları için kampüs yapılması, halk eğitim binası ve buna benzer birçok eğitim yatırımı kısa sürede şehrimize kazandırıldı. Bu manada özellikle emeği geçen Sayın Bakanımıza sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Bize yapmış olduğumuz çalışmalarda her türlü desteği veren Sayın Belediye Başkanımıza, değerli Kaymakamımıza, Ünye'mize sizler adına teşekkür ediyoruz. Çünkü yapılan her şey göremize yapılıyor, çocuklarımıza yapılıyor, gençlerimize yapılıyor. Allah bu memlekete kim bir çivi çakarsa Allah hepsinden razı olsun. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız, işçisinden mühendisine kadar çalışan arkadaşlara kulaklar sunuyorum. Ünye'mize, ordumuza tekrar hayırlı. Yani yaklaşık 220 milyon Türk lirası arkadaşlar. KDV dahil. 220 milyon Türk lirası. Yani kısa sürede Ünye'mize kazanılmış oldu.